sonda söyleyeceğimizi başta söyleyecek olursak, onun yıldızı tam oldum derken tükenme noktasına gelen, tam tükenme noktasına geldiğinde ise yeniden parlamaya başladı. Bol kırılma anlarıyla dolu bir hikayesi var ve şu an sadece 22 yaşında. Ve şimdi oyun onun için yeniden başlıyor. Anlatacağımız isim Abdülkadir Ömür. Gelin çok uzun süredir hayatımızda olan bu genç adamın hikayesine hep birlikte bakalım. Abdülkadir 25 Haziran 1999'da Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Ömür ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Abdülkadir'in bir abisi, bir de iki kardeşi var. Abisi de önceleri Abdülkadir gibi futbola merak salmış ama üniversiteye başlayınca futbolu bırakmak zorunda kalmış. Abdülkadir Ömür de abisi gibi çok küçük yaşlarda futbola gönül vermiş. Akranlarından ya da ülkemizde diğer futbola başlayan çocuklardan farklı olarak topa ilk sokaklarda değil, babasının çarşı başında işlettiği halı sahada vurmaya başlamış. 4 yıl boyunca hem okulda kendi yaş gruplarındaki arkadaşlarından oluşan takımlarla hem de babasının işlettiği bu halı sahada futbola devam ediyor Abdülkadir Ömür. O dönem Trabzonspor'da altyapıdan sorumlu antrenörler yetenekli çocukları Bordo Mavili kulübün altyapısına kazandırmak için şehirdeki okulları gezip futbol oynayan çocukları izliyorlar. Abdülkadir Ömür'ün de okulunu ziyaret eden yetkililer sadece 4 futbolcu seçmek üzere 100 kişilik bir grubu tarıyorlar. Abdülkadir'in seçmelerde ortaya koyduğu performans çok beğeniliyor ve onu 100 kişinin arasında seçilen 4 çocuktan biri olarak henüz 9 yaşındayken Trabzonspor'un altyapısına kazandırıyor. Abdülkadir o dönemi ve Trabzonspor altyapısının kendine kazandırdıklarını şu sözlerle anlatıyor. Trabzonspor'un kapısından içeri girdiğimde 9 yaşındaydım. Hocalarım bana çok şey öğretti. Çok küçük yaşta olmama rağmen gelecekle ilgili planlamalarımda futbolun kavramlarını bana çok güzel öğrettiler. Onlar sayesinde kitap okuma alışkanlığı edindim. Zaten çok seviyordum ama alışkanlık haline getirdiler. Kendimi mental anlamda geliştirmeye çalıştım. Trabzonspor altyapısı onun için futbol açısından gerçekten bir okul oluyor. Hocalarının ona verdiği programa harfiyen uyuyor ve hem okulu hem de futbolu bir arada götürüyor Abdülkadir. Tabii bu öyle kolay olmuyor. Abdülkadir bunun için gerçekten çok mücadele etti. Hem beslenmesine hem uykusuna dikkat ediyor, antrenmanları bir an olsun aksatmıyordu. Kendisi de ta çocuk yaşta şu cümlelerle anlatıyor o süreci. Oynamaya çalışıyorum. Yani burada oynamak o kadar kolay değil yani. Burada yetenek olmasa, zeka olmasa yani burada oynamak şu an burada olamazdım yani. Bu zorlu süreçte en büyük destekçisi annesi oluyor. Babası işlettiği halı sahayla ilgilendiği için annesi sabah 5'te Abdülkadir'le kalkıp idmana gidiyor. İdman bitene kadar da oğlunu tesislerde bekliyordu. Ayrıca Abdülkadir için hem evde yemek hazırlıyor hem de tesisten eve uzak olduğu için hemen antrenmandan sonra yiyebilmesi için oğlunun yanına yemek koyuyordu. Yani oğlunun en büyük destekçisi olmuştu annesi bu süreçte. Ama ailenin diğer üyeleri de Abdülkadir için ellerinden geleni yaptılar tabii. Ta çocuk yaşta ona olgun bir insan gibi davrandılar. Yaşadığı bir duruma ya da bir sıkıntıya hep ciddiyetle yaklaştılar. O da ailesinin bu tutumunun kıymetini hep bildi. Onların yüzünü kara çıkarmamak için futbola daha çok asıldı. Tabii ki antrenörlerin de bugünlere gelmesinde çok büyük emeği oldu. O da her hocasından bir şeyler öğrenebilmek için elinden geleni yaptı. Henüz daha 13 yaşındayken U14 milli takımı ile ilk kez çıktı sahaya milli formayla. Ve tüm alt yaş milli takım kategorilerinde giydi milli takım formasını A milli takım ile ilk maçına çıkana kadar. Hem de 61 kez. Bir Trabzonlu'ya yakışır şekilde. A milli formayı da şu ana kadar 10 kez giydi ama biz bu sayıyı artıracağına eminiz. Gelelim Abdülkadir'in profesyonel olma hikayesine. Trabzonspor altyapısını takip edenler onu tanıyordu. Yeteneğinin farkındaydı. Uluslararası alanda da performansıyla daha alt yaş gruplarında dikkat çekiyordu. Kasım 2015'te UEFA tarafından haftanın genç yeteneği olarak gösterilmiş, yetenekleri ve oyun tarzı ise eski Galatasaray efsanesi ve birçokları için tüm zamanların en iyisi olan Messi'ye benzetilmiş şu cümlelerle. Ona ister Türk Messi, isterseniz yeni hacı deyin. Abdülkadir 13 yaşından bu yana yaptıklarıyla izlenmesi gereken bir oyuncu olarak öne çıktı. 2016'da The Guardian tarafından yayınlanan 99 doğumlu 60 yetenek listesine Türkiye'den giren tek futbolcu oldu. İlk resmi maçına 12 Ocak 2016'da Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı. Teknik direktör Sade Tekelioğlu onu Soner Aydoğdu'nun yerine almıştı. Ama kariyerindeki dönüm noktasındaki isim Ersun Yanal oldu. 17 Aralık 2016'da deplasmanda Başakşehir'e karşı oynanan maçta takım 1-0 gerideyken 82. dakikada onu kurtarıcı olarak sahaya aldı.
O maçı Trabzonspor şimdilerde bordo mavili formayı giyen Edin Visca'nın attığı gole karşılık veremeyince sahadan 1-0'lık skorla yenik ayrıldı. Ama maç Abdülkadir için hiç fena geçmedi ve Trabzonspor taraftarına kendini göstermiş oldu. İşler tam istediği gibi gidiyordu Abdülkadir için. İyi bir yoldaydı. 2019'da Yusuf Yazıcı 17,5 milyon euroya Lille transferi olduğunda kendisi için de 20 milyon euroyu bulan teklifler geliyordu. Fakat Trabzonspor yönetimi onu satmak istememişti. Çünkü biliyorlardı ki Abdülkadir'in sahip olduğu yetenekler çok daha fazla ederdi. Fakat hayat ona bir yokuş çıkardı. Çıkılması zor, dik bir yokuş. 2019-2020 sezonunda 29 Ağustos 2019'da Yunanistan temsilcisi AEK ile yapılan UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında dizinden sakatlandı. Sakatlık ciddiydi, menisküs yırtıydı. Tam 6 ay sahalardan uzak kalacaktı. Ama o pes etmedi. Bu süreçte hem ailesi hem de Trabzonspor camiası sahip çıktı Abdülkadir'e. Sakatlığından tam istediği şekilde dönememişti. Kolay değildi tabi. Tam 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yavaş yavaş toparlıyordu. Yeni sezonda eski Abdülkadir'i izletmek istiyordu. Form tutmaya da başlamıştı yeni sezonda ta ki ikinci büyük sakatlığı yaşayana kadar. 19 Ocak 2021 Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlandı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, Bordo Mavili kulübünün internet sitesinden yaptığı açıklamada oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malölde kırık oluşmuştur sözleriyle vermişti kötü haberi. Bu kez 66 gün sahalardan uzak kalmıştı. Her ne olursa olsun pes etmedi. Yeniden döndü yeşil sahalara. Ama bir şeyler eksikti. Eski Abdülkadir'i göremiyorduk sahada. Performansını ileri taşıyamıyor, hatta daha da geriye gidiyordu. Taraftarlar artık ondan memnun değildi. Baskıyı hissediyordu yeniden iyice Abdülkadir. Bir şey lazımdı yeniden kendine gelmesi için. Anka kuşunun yanıp yeniden küllerinden doğması gibi bir şey. Ve o şey oldu Abdülkadir Ömür için. Küllerinden değil belki ama gözyaşlarından yeniden doğdu. Bu sezonun yani 2021-2022 sezonunun 4. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı evinde ağırladığı maçın 20. dakikasında konuk ekip Emre Kılıç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Atağın başında topu kaptıran Abdülkadir Ömür olmuştu. 33'te Galatasaray durumu 2-0 yapınca Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı oyuna müdahale etmek durumunda kaldı ve 37. dakikada İsmail Kölbaşı ile beraber Abdülkadir Ömür'ü oyundan aldı. Abdülkadir Ömür oyundan çıkarken taraftarlar tarafından protesto ediliyordu. Hatta bir taraftar Abdülkadir Ömür'ün sağ kenarına doğru yürüdüğü sırada sahaya atlayarak elindeki formayı oyuncuya verdi. Taraftar Abdülkadir Ömür'e düzgün top oyna diyerek sitem etti. Sahaya atlayan taraftar görevliler tarafından çıkarken Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür'ün üzüldüğü görüldü. Kulübeye oturduğunda havluyu yüzüne alan Abdülkadir Ömür gözyaşlarına hakim olamadı. Hüngür hüngür ağlayan futbolcuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Fakat Abdülkadir Ömür sakinleşmedi. Fakat kızdığı taraftar değildi. Kendisiydi. Kendisi için döküyoruz gözyaşlarımı. Ve bu gözyaşları onu yeniden hayata döndürdü. Artık kendine gelme vakti gelmişti Abdülkadir Ömür'ün. Ertesi hafta Kasımpaşa maçında yine ilk 11'deydi. Artık ağlamak yok, futbol oynamak vardı onun için. Her ne olursa olsun oynayacaktı. Eski Abdülkadir Ömür'ü yeniden izletecekti tüm futbol severlere. Önce 10. hafta Göztepe karşılaşmasında maçın tek golünün asistini yaptı. Ertesi hafta Rizespor maçında 90 dakika sahada kaldı ve iyi bir oyun ortaya koydu. Daha sonra ise Beşiktaş, Gaziantep ve Fatih Karagümrük maçlarında galip gelen takımı adına 3 hafta üst üste birer gol kaydetti. Artık oynuyordu. Eski Abdülkadir Ömür gibi oynuyordu. Gözyaşlarından doğdu demiştik ya, gerçekten öyle oldu Abdülkadir için. Bu sezon 6 gol atan Abdülkadir, 6 sezondur formasını giydiği Trabzonspor'da en golcü sezonunu yaşıyor. Ve bu gol attığı maçlar takımının zirvede tek başına kaldığı bu sezonda kritik puanlar getirdi Bordo Mavili ekibe. Cem Karaca'nın şarkısında dediği gibi. O doğarken ağladı ve umarız bu onun için son olur. Biz de onun güzel futbolunu sahada izlemeye devam ederiz. Hoşçakalın.